Bursa Sportif ekranlarından iddia bülteninden merhaba diyoruz. Her zaman olduğu gibi iddia bülteninde Altan Enengin'le beraberiz. Hoş geldin. Hoş bulduk Vedat. Hafta içi tüyolarının %75-%80 oranında tuttuğunu oldukça gördük. Umarız evet. Oradan almıştır Bursa Sportif izleyenleri. İnşallah faydalanmışlardır diye düşünüyoruz. Aynı performansı bu hafta da bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Hemen 150 kodlu mücadeleyle başlıyoruz. Turkcell Süper Lig'le. Kasımpaşa Sivas Spor mücadelesi. Sivas Spor'un galibiyeti 3-50, Kasımpaşa 1-70, beraberlik evet. 3-10. Şimdi son haftalarının flash takımı Kasımpaşa bu karşılaşmada ön plana çıkıyor gibi gözüküyor. Sivas Spor'da geçen yılki performansını mumla arayan bir takım. Ancak geçen hafta özellikle Beşiktaş karşısında oldukça dirençli bir Sivas Spor izlediğimizi düşünüyorum. Son dakika Erman Kılıç'ın ayağından kaçırdığı pozisyon olmasa, gol olsa belki maçı berabere bile bitirebilirlerdi. Ve Sivas Spor'un şiddetle puana ihtiyacı var. Bu bilinçle bu deplasmana gelecekler. Zor bir karşılaşma tahmin açısından. İlk önce benim önermek isteyeceğim seçenek ilk yarıdan beraberlik 1.95 oranıyla. Çok da iyi bir oran. Evet, gayet cazip bir oran. Benim diğer alternatif seçeneğim bu karşılaşmada Sivas Spor'un yenilmeyeceği şeklinde olacak. O da 1.64 gibi bir oran veriyor. 0-2 çifte şans. Evet. Ama evet. İlk yarıdan 0 son derece cazip gibi gözüküyor. Evet. Bursa Sportif izleyenleri bu iki tahminden birini arzu ettikleri takdirde kuponlarına koyabilirler. Ve İngiltere'ye geçiyoruz. Premier Lig evet. Mücadelesi Portsmouth Burnley. Evet. 4 maçlık yenilgi serisinin ardından teknik direktörünü değiştiren ve hafta içi Aston Villa ile oynanan kupa mücadelesini 4-2 kaybeden Portsmouth'ta ekonomik sıkıntılar da var. Ancak gerçekten oldukça sıkıntılı durumdalar. Bu karşılaşmadan mutlak galibiyet bekliyorlar. Dolayısıyla ben öncelikle burada ön plana almamız gereken takımın Portsmouth olacağını düşünüyorum. Tecrübeli teknik direktörünün katkısıyla bu maçı kazanırlar diye düşünüyorum. 1.60'lık bir oran açılmış Portsmouth'a. Risk alalım, oranı biraz daha yükseltelim diyen Bursa Spor TV izleyenlerine ben ilk yarıdan bir tercihini 2.15 ile risk alıp tavsiye etmek istiyorum Bursa Spor TV izleyenlerine. 45 dakikalık bir maç öneriyorsun yani. Evet, 45 dakikada evet. Çünkü Portsmouth'un oldukça baskılı bir oyuna başlayacağını düşünüyorum. Onlar için çok önemli bir maç. Evet, İngiltere'deyiz yine. Bu sefer Championship'teyiz. Nottingham Forest ve Chester mücadelesi. Evet. 161 kodlu mücadele. Şimdi ligin dördüncüsü ile ligin üçüncüsü karşı karşıya geliyor bu karşılaşmada. Ve oldukça birbirine denk takımlar. Yapı itibariyle attıkları goller, yedikleri goller oldukça denk gibi gözüküyor. 4 hafta üst üste berabere kalan ev sahibi Nottingham Forest en son Doncaster'ı 4-1 ile geçmeyi başarırken Leicester City'de Scunthorpe deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönüyor. Ben bu karşılaşma için özellikle berabere bitmeye en yüksek ihtimalli maç olarak görüyorum. Ben Bursa Spor TV izleyenlerine burada maç skoru 0 tercihini 3 lira orandan tavsiye ediyorum. Biraz daha riski azaltalım, daha az riskli bir seçenek derseniz ilk yarıdan 0. Çünkü çok kontrollü bir maç olacak diye düşünüyorum. İlk yarıdan 0 tercihi de 1.80 veriyor. Ancak ben bu maçta beraberliğin riski alınacağını düşünüyorum. Evet, 164 kodlu mücadele Hannover Leverkusen Almanya Bundesliga'dayız. Evet. Şimdi Almanya Bundesliga'da oldukça şaşırtıcı sonuçlarla karşı karşıya geliyoruz. Ancak bizi şaşırtmayan önemli bir istikrarla giden lider Leverkusen'ın en son karşılaşmada da Stuttgart'ı 4-0 yenerek geçtiğini görüyoruz haftayı. Ben yine Bayer Leverkusen'ın bu karşılaşmada ön plana çıkacağını düşünüyorum. Usta ayaklarıyla özellikle Eren Derdiyok ve Kiesling gibi önemli gol ayaklarıyla bu karşılaşmayı kazanacaklarını düşünüyorum. 1.65 gibi bir oranı var. Gollü bir maç bekliyorum. Yine aynı orandan üst tercihini de mantıklı buluyorum. Her iki seçenek de oynanabilir diye düşünüyorum. 164 kodlu mücadelede tahminleri bu yönde Altan Enengin'in ve 188 kodlu mücadele Wigan Birmingham mücadelesi. Wigan galibiyeti 1.85, beraberlik 3.10, Birmingham galibiyeti 3. Kağıt üzerinde Wigan favori ama sana göre öyle mi? Şimdi iki takımın oyun yapısını incelediğimiz zaman maçın skor açısından oldukça kısır geçeceği bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum.
Dolayısıyla bu şekilde iki takımın bu yapısından dolayı da maçın alta taşınacağını, 1.50'lik oranıyla alt bitmeye yakın bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Zaten Birmingham özellikle defans yapıp çok gol atamayan bir takım. Wigan takımı da geçen hafta Sunderland'i 1-0'la evinde geçmeyi başardı. Alt bitmeye yakın bir maç olduğunu düşünüyorum. Yine burada alternatif seçenek olarak Bursaspor TV izleyenlerine ilk yarıdan 0 tercihi. Kısır bir maç olacağı için, evet, kontrollü bir maç olacağı için ilk yarı 0. Denenebilir, gayet uygulanabilecek bir seçenek. Evet. Yine İngiltere'deyiz, yalnız bu sefer ikinci ligdeyiz. Port Vale, Morecambe, evet, mücadelesi. Biraz denk oranlar var. Port Vale galibiyeti 2, Morecambe 2.70. Evet. Şimdi Morecambe takımı 3 haftadır galibiyetler serisini devam ettiriyor. Ve bu galibiyetleri alırken de oldukça çarpıcı skorlara imza atıyor. Son karşılaşmada Bury'i 3-0'la geçen Morecambe takımı oldukça iyi bir çıkışta olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşılık Port Vale takımı da son haftayı Lincoln deplasmanından 2-1 galibiyetle döndü. Morecambe son derece golcü bir takım. Ben burada Bursaspor TV izleyenlerine farklılık oluşturma açısından risk alarak Morecambe galibiyeti önermek istiyorum. 2.70 oranıyla. Üst seçeneği de yine burada uygulanabilir bir seçenek olarak gözümüze çarpıyor. Üst daha az riskli gözüküyor tabii herhalde. Tabii riski biraz daha düşürme açısından. Tabii oran da düşüyor. Hani böyle maçlarda biraz risk alıp yüksek orandan yakalamak bence daha cazip gözüküyor Vedat. Aslında tabii iddianın özelliği o. Tabii ki. Tabii ki. Biraz yüksek daha cazip oranları maçları. Yakalayamadığınız sürece yani iyi oranlarda tutturmak ve kazanmak. Kazanacağınız rakamlar belli şeyde kalıyor tabii. Evet. 269 kodlu mücadeledeyiz. Yine Premier Lig, İngiltere'de Manchester City Chelsea, güzel bir maç olacak. Çok keyifli, zevkli bir maç olur. Maç olacak. İki takımın da kadrosu hakikaten iyi yıldızlarla kadrolar. Yıldızlarla dolu. Evet. Şimdi ligde arda arda 7. beraberliğini alarak kulüp tarihinde bir rekora imza atan bir Manchester City. Karşısında da oldukça formda giden, şampiyonluğun bu sene İngiltere'de en güçlü adaylarından Chelsea takımı var. Şimdi hafta 2 içi oynanan Carling Cup Kupa mücadelesinde Blackburn'le 3-3 berabere kaldı Chelsea. Bu karşılaşmada sakatlanan Kalou bu karşılaşmada oynamayacak. Manchester City ise Arsenal'i 3-0'la geçmeyi başardı kupa mücadelesinde ve bir nevi artık beraberliklere son verdi gibi gözüküyor. Ben bu maçın favorisinin Chelsea olacağını söylüyorum. Kısaca Chelsea'nin galibiyetini bekliyorum. 1.70 gibi bir oran açılmış. Son derece de cazip bir oran. Alternatif seçenek de önermek istemiyorum. Yani Chelsea'yi kolay kolay bu oranlarda yakalamak çok cazip. Yani bence 1.70 gibi bir oran vermişler. Zor yani. Ben bu karşılaşmadan Chelsea galibiyeti bekliyorum. Evet, Altan Enengi'nin Manchester City-Chelsea maçına ilişkin yorumu bu şekilde. Ve Fransa'ya geçiyoruz şimdi. Rennes-Lorient mücadelesi 1.75 Rennes galibiyeti. Ren favori gibi görünüyor iddia, evet, oranlarına bakacak olursak. Ya Fransa bir de aslında hak ettiği yeri tam bulamayan bir takım Ren takımı. Oldukça önemli bir takım. Fakat inişli çıkışlı grafiği yüzünden ben ilk dördün içinde mutlak surette kendine yer bulur diye düşündüğüm Ren maalesef biraz daha gerilerden takip ediyor ligi. Son hafta Lyon'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak ne kadar dirençli, ne kadar düzgün bir takım olduğunu aslında ispatladı. Lorient takım değil mi Ren? Ren takımı gerçekten takım yani, evet, her yönüyle. Ancak işte maç içinde bazen istemedikleri gelişen olaylar olabiliyor. Yedikleri erken golü çıkaramıyorlar veya ne bileyim maçın son dakikalarında şanssız goller yiyebiliyorlar. Ren takımı çok iyi bir takım. Lorient ise evinde Grenoble'la beraber kaldı. Grenoble biliyorsun ligde artık dibe çökmüş vaziyette olan bir takım ve çırpınışlarıyla çıkış arayan bir takım. Ama Lorient'in çizgisi de bu sene Fransa 1'de oldukça iyi bir çizgisi var. Ben bu karşılaşmada Ren yine ön planda tutuyorum. 1.75 oranı var. Benim tercihim bu karşılaşma için 1. Yine burada alternatif seçenek olarak 2-3 gol aralığında 1.70 orandan Bursaspor TV izleyenlerine önermek istiyorum. Evet, 277 kodlu mücadeleye geçiyoruz. Kendi ligimize döndük. Eskişehir Spor, Fenerbahçe mücadelesi. Fenerbahçe, Eskişehir Spor deplasmanında.
Evet. Twente'yi yenmiş bir Fenerbahçe. Moralli bir Fenerbahçe. Oldukça da enteresan bir karşılaşma olacağını düşündüğüm bir maç bu maç benim için. Şimdi Fenerbahçe'de Kazım oynamayacak. O sakat olduğu için geçirdiği kazadan dolayı zannedersem oynamayacak. Emre'nin zaten de sezonu kapattığı söyleniyordu. Fakat hem, son hem sakat hem cezalı ikisi bir arada. Kazım. Evet. Ama Emre'nin muhtemelen bu karşılaşmada oynayabileceğini öğrendik. Son haberlere göre taktik antrenmanda ilk 11 çalışmasında Emre antrenmanın sonuna kadar mücadelesini yapmış. Bu maçta Emre oynayabilir. Eskişehirspor'da da çok sakat var. Eskişehirspor'da Doğa, özellikle Ümit Karan, Mehmet Yıldız, Serdar 4 tane eksiği var. Şimdi benim beklentim bu karşılaşmada, yani Eskişehirspor'un biraz daha kapanıp savunmaya yönelik Fenerbahçe'nin arkasına atacağı toplarla Yula gibi özellikle Burak Yılmaz gibi önemli süratli oyuncularıyla pozisyonlar arayacak. Fenerbahçe de tedirgin çıkacak. Onlar da ligde aldıkları iki tane yenilginin telafisini sağlamaya çalışacaklar bu karşılaşmada. Dolayısıyla kontrollü bir maç olacak. Benim burada Bursaspor TV izleyenlerine ilk önereceğim seçenek alt seçeneği. Ben bu karşılaşmadan 3 gol çıkmayacağını düşünüyorum. 1.85 oranı var. Son derece cazip. Maç skoru açısından hani Fenerbahçe'ye de çok güvenemiyorum. Yani maç skoru açısından ve Fenerbahçe'nin riskini pek almak istemiyorum. Eskişehir'in de riski alınmaz 3.40 gibi bir orandan. Maç sonucuna girmeden. Maç sonucuna girmeden bence alt tercihini işaretlemek en mantıklısı gibi duruyor. Evet, Eskişehir Spor Fenerbahçe maçına ilişkin yorumlar bu şekilde ve yine Fransa'dayız. Bordeaux Paris Saint Germain. Bu da zevkli bir maç olur herhalde. Fransa Ligi'nde pek öyle maçlar olmaz ama. Evet, oldukça keyifli geçmeye aday bir karşılaşması. Paris Saint Germain hafta içi oynadığı Bologna karşılaşmasını 5-2 ile geçmesini bildi ve oldukça uzun zamandan sonra gollü bir galibiyet aldı Paris Saint Germain takımı. Tabi bu galibiyetle morallendiler. Ciddi anlamda bir moral depoladılar. Bordeaux takımı, bir parantez açmak istiyorum. Bordeaux takımı bu sene çok farklı oynuyor. Yani Fransa 1'in takımları bir yana, Bordeaux takımı bir yana. Müthiş oynuyorlar. Ben Bordeaux'u biraz ayırıyorum bu yüzden. Ben yine her şekilde Paris Saint Germain ne kadar morallense de ağırlığın Bordeaux tarafında olduğunu düşünüyorum. 1.55'ten Bordeaux galibiyeti önereceğim. Yalnız Paris Saint Germain'in gol bulma ihtimalinin yüksek olmasıyla da bu maçın Fransa 1'de pek fazla olmaz ama 2.5 gol üstüne taşınma olasılığını yüksek tutuyorum. 1.95 gibi de bir oranı var. Bu da alternatif olarak oranı yükseltmek isteyen Bursaspor TV izleyenlerine önermek isterim. Evet. Böylece cumartesi gününü bitirmiş oluyoruz. Kupon var mı cumartesi günü? Cumartesi günü kuponumuz var. Evet, arkadaşlarımızdan rica ederim onu da monitörümüze yansıtsınlar. 161 kollu mücadele Nottingham Forest, Leicester 0. Üçlük bir oran. Evet. Wigan, Birmingham 6, 1.50. Hannover, Bayer Leverkusen 2, 1.65. Port Vale, Morecambe 2, 2.70. Eskişehir Spor, Fenerbahçe 6, 1.85. 37.10. Hakikaten çok iyi bir oran. Bunu da vermiş olalım. Kuponumuzu da not ettik. 37.10'luk bir oran. İsteyen bunun içinden seçebilir. Tabii ki. Harman yapabilir. Tabii ki. Her zaman kendi söylediğimiz geçerli. İstedikleri kadar maç alıp kendi tuttuklarını ilave edip güzel bir kombinasyon yapabilirler. Evet, Bursa Spor TV'de iddia bülteninde cumartesi gününe ait yorumlar bu şekilde. Bir ara veriyoruz, ardından pazar gününe ait maçlarla devam edeceğiz.